düşmesin. Sen hangi eğitsel kolu seçeceksin bir be? Hop! Düşüyordu az kalsın. Bilmiyorum ki Limon. Hangisini seçeyim? Bana mı soruyorsun? Karar veremedim bir türlü. Benim yerime de sen seçsen olmaz mı? Olmaz biber. Neden peki? Çünkü eğitsel kol seçimi daha bu yaşta sorumluluk almamızı sağlar. Ama benim evde sorumluluklarım var zaten. Bu daha farklı biber. Burada aldığın sorumluluk bütün sınıfı ilgilendiriyor. Bütün sınıfı ben mi yöneteceğim yani? Sayılır. Gördün mü biber? Ne kadar önemliymiş. Asıl sen bunu gördün mü Limon? Neyse siz yoğunsunuz. Hadi gidelim Çilek. İki sene üst üste aynı kolu seçemediğinizi unutmayın. Ben bu sene okulu güzelleştirmek kolunu seçeceğim Nane. Duydun mu Limon? Spor kolunu seçemeyeceğim o zaman. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz abla. Ne yaptın Limon? Rekor kıracaktık tam da. Özür dilerim biber. Zaten ablam ve Çilek'le konuşurken topu yere düşürmeden havada kaç kez paslaştığımızı sayamazdık. 146. Ha? Mandolino? Sen başından beri bizi mi izliyordun? Evet. Peki muhteşem hareketlerimi gördün mü? Lütfen gördüm de lütfen. Gördüm. Peki sınıftakileri de anlatacak mısın ha? Lütfen anlatacağım de. Ben anlatınca inanmıyorlar. Sana kesin inanırlar. Anlatırım biber. Galiba mandalina'nın bir şeyi var Limon. Normalde beni terslemesi gerekiyordu. Neyin var mandalina? Üzgün müsün? Hangi eğitsel kolu seçeceğimi düşünüyorum Limon. Sorma mandalina. Onu ben de düşündükçe çılgına dönüyorum. O ne demek biber? Bir şarkıda duymuştum. Öyle yeri gelince söyleyeyim dedim. Of biber. Fen ve teknoloji kolunu niye seçmiyorsun mandalina? Senin en iyi olduğun konu o. Geçen sene onu seçtiğim için bu sene başka bir kol seçmem gerekiyor. Demek Çileğin dediği doğruymuş. O zaman sen de başka bir tane seçersin. Hangisini seçebilirim Limon? Laboratuvardan çıkmıyorum ki hiç. Niye? Bak çıkmışsın işte. Bu teneffüste dışarıdasın. Çünkü canım sıkılıyor. Hava almak istedim. Bir sonraki ders kol seçimi yapılacak. Of of. Ne yapacağım ben? Biraz düşünelim o zaman. Deney yapmak dışında başka ne yapmayı seversin? Bilmem. Mesela biz biberle uçak yapıp uçurmaya çalışmıştık. Hatırlıyorsun değil mi biber? Tabii ki hatırlamıyorum. Of nasıl unutursun? Geçen yazdı. Başardık. Biz başardık. Sana söylemiştim. Şuna nasıl da uçuyor. Evet hatırlıyor gibiyim. Ben hatırlıyorum. Geçen yaz 19 Ağustos'ta yapmıştınız. Sonra da gelip bana anlatmıştınız. Ha? Kim açık bırakmış bu suyu? Kapatalım hemen. Hangi gün yaptığımızı söyledi Limon, duydun mu? Duydum biber. Mesela biz havacılık kolunu seçebiliriz. Tamam ama ben hiç uçak uçurmadım ki. Biz de buradan uçakla Ankara'ya gitmedik ki. Sadece maket uçaktı. Ben onu da yapmadım. O zaman... Peki tiyatro gösterimizi hatırlıyor musun biber? Hatırlıyorum. Perdeyi yırtmıştım ben. Perde de hiç sağlam değilmiş yani. Hatanızı telafi ettiniz. Bu yüzden size bir kez daha kraliçenizin yanında olma şansı veriyorum. Yaşasın kraliçemiz! Ben de hatırlıyorum. İzlemeye gelmiştim o gösterinizi. 17 Haziran'daydı. Çok güzeldi. Ayakta alkışlamıştık. Bak Limon. Bunun da tam tarihini söyledi. Sen de tiyatroda oynadıysan müsamere kolunu seçebilirsin. Oynamadım. Kim karalıyor bu bankı? Okulun eşyalarına zarar verdiğini fark etmesi gerek her kimse. Tiyatroda da oynamamış. Dedim ya size, laboratuvardan hiç çıkmam ki ben. Radyo sunuculuğu da var Limon. Evet, bak onu unuttum.
Merhaba değerli radyo bilim dinleyicileri. İlk olarak size günün gelişen haberlerini aktarıyoruz. Günün erken saatlerinde matematik sınavının sonuçları açıklandı. Sınavdan 90 alan bir öğretmen, "Test olsaydı da 100 alırdım," dedi. Yani haberleşme kolunu seçebiliriz. Mandalina, ne dersin? Hiç yapmadım. Biz de hiç yapmamıştık. Sen de başlarsın işte. Olmaz, bana göre değil. Niyeymiş o? Heyecanlanırım ben, konuşamam mı? Geçen yaz ne yaptın peki? Ailemle tatile gittik. Bak, oradan bulabiliriz belki liman. Nereye gittiniz? Kapadokya'ya. Tamam işte, orada neler yaptın? Deney, patateslerden elektrik ürettim. Of, tatilde de mi? Hı. Pes etme biber, bulacağız. İtfaiye koluna ne dersin Mandalina? Bilmem. Biz çok istemiştik biberle itfaiyeci olmayı. Hatta ablam da vardı. Evet. Benden de ne iyi itfaiyeci olurdu değil mi? Al bakalım. Yapamam. Bana göre değil. Ünlü biberin her zaman dediği gibi limon. Olmayınca olmuyor. Bence vazgeçelim. Of, az sonra zil çalacak. Ben hala hangi kolu seçeceğimi bilmiyorum. Vazgeçmek yok. Bu sefer buldum. Satranç kolu. He? Hem bilmiyorsan büyük usta Limon Hoca sana öğretebilir. Bana öğretmişti. Satranç oynamayı biliyorum. Yani satranç kolunu seçebilirsin. Seçebilirim değil mi? Evet evet, seçebilirsin. Yaşasın, bulduk sonunda. Of, hadi sınıfa gidelim. Ben çok yoruldum. Sabahtan beri seni takip ediyoruz Mandalina. Kaç tur attık okulun içinde bilemezsin. Durun durun. Peki Mandalina okulun içinde dolaşırken neler yaptı biber, farkında mısın? Önce fidanın dibindeki toprağı düzeltti. Sonra da solgun yaprakları kopardı. Yani? Yani ağaçlandırma kolu. Sonra çeşmeden boşuna su akarken ne yaptı? Çeşmeyi kapattı. Demek ki... Demek ki... Çeşme kolu. Of biber, öyle bir kol yok. Demek ki tutumlu olma kolu. Evet evet, tutumlu olma kolu canım. Peki sonra? Yaramaz çocukların banka yazdıkları yazıyı sildi. Yani? Ne yani limon, söylesene işte. Okul araç ve gereçlerini güzelleştirme kolu. Maşallah, hepsini de ezberlemişsin. Peki az önce ne yaptı Mandalina? Ne yaptın? Balıklara yem verdin. Yani akvaryum kolu. Hayır, hayvanları koruma kolu. Bunların hepsini seçebiliyor muyum ben şimdi? Evet Mandalina. Ha, bir de kütüphanecilik kolu var. Hem kitap okumayı çok seviyorsun. Hem de muhteşem hafızan sayesinde kime hangi kitabı verdiğini, kimden hangi tarihte geri alacağını rahatlıkla ayarlayabilirsin. Yaşasın! Zil çaldı. Daha fazla oyalamayın beni. Hemen sınıfa gidip hangisini seçeceğime karar vermeliyim. Aa, bari bir teşekkür etseydin. Sonunda mandalina normale döndü limon. Peki biz hangi kolu seçeceğiz? Aa, bak onu unuttuk. Hmm, aklıma ne geldi biliyor musun limon? Hani bir ara biz halk oyunlarında oynamıştık. Folklor kolunu mu seçelim diyorsun? Aynen öyle diyorum. Evet, hazır mıyız? Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. 15'liler geliyor, kızların gözü yaşlı. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan, gel beriye. Bugün mandalina hafızasına güvenerek kütüphanecilik kolunu seçti. Ben de biberle birlikte folklor kolunu seçtim. Böylece hem kültürümüzü tanıyacağız hem de folklor oynamayı öğreneceğiz. Ablam ve Çilek'in dediği gibi eğitsel kol seçimi öğrenciler için çok önemlidir. Eğitsel kol seçilirken mandalina gibi kendinizi yeniden tanıyabilir, yeteneklerinizi keşfedip onları geliştirebilir, planlı çalışmayı öğrenip sonra da bunu sınıfınızın yararına kullanabilirsiniz. Görüşürüz.